Evet kıymetli izleyiciler, bugün Ardahan'a bağlı Damal ilçesi Seyitören köyünde değerli büyüğümüz Müşkünaz Cankan'a konuk olduk. Müşkünaz teyze bize eskiden yaşanmış olayları, duyduklarını köyde tarımı anlatacak. Müşkünaz abla, bu eskiden senin gördüğün, yaşadığın, duyduğun kadarıyla bu köyde tarım var mıydı? Şimdi hep bakkallara bağlı kaldık. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Yani ismimiz köy ama biz bir şehirli olmuşuz. Evet. Eskiden de böyle miydi yoksa? Eskiden böyle yoktu. Eskiden birkaç tane bakkal vardı. Evet. Köyde benim vardı. Vardı. Benim dayım Aziz'im vardı. Aziz Sırbudak. Hangi sülaleden? Zehirgil'in Aziz değil. Mulla Cumhur'un oğlu. O benim dayım. Gel buraya Mahmut Fişan vardı. Garibim Mahmut'u. Onun vardı. Onlar hangi sülale? Onlardan Memogil'di. Evet, o Memogil'den. O zaman bu köyün varlıklı aileler onlar mıydı? Onlardı. Yani yani göze gelen aileler onlardı. Evet, bakkalı olan. Tabii onlar göze gelen. Onlar. Evet. Böyle işte oradan yani bir şey yoktu. Yani alayım yiyeyim o yok. Yani bazen kuru gıdalar efendime söyleyeyim. Şeker zaten ne arasın ki şeker Karaborsa'da efendime yoktu. Ne çay şeker var ama yok. Alamıyorsun. Evet. Belediye dağıttı bir zaman şekeri. Şekeri, unu belediye dağıtıyordu. Evet. Yok ne arasın kırımını ne? Bakkalda genelde. Bakkaldan da yani böyle alıyordun efendime bulgurunu, makarnasını. Yağı, çokalı. Beyaz un falan. Beyaz unu buralarda yoktu. Buralarda yok. Satılmıyordu. Hmm. Onlar hep gidip Damal'dan, kasabadan alıyorlardı. Evet. At kızı aynen getiriyorlardı. Araba da yok. Yoktu. Yok. Traktör falan. Direktör. Ne arasın direktör? Soğundan çıktı. Soğundan çıktı. Direktör yoktu. Hmm. Birkaç adamım vardı. Gene şeyim vardı. Mahmut'um vardı. Mahmut Fişan. Evet. Yani şimdi sizin anlattığınıza göre bakkaldan alışveriş olmuyor. Olmuyor, yok. Bu geçim kaynağınız neydi? Geçim yani? Kaynağını kendin idare edeceksin. Efendime patates ekiyorsun, takıldan unlu diyorsun, kara su değirmeninde efendime söylüyorum. Oluyor muydu patates falan? Oluyordu, böyle? Oluyordu. Hmm. Yani baksan her şey oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor, oluyor. Bu toprakta her şey yerişiyor ama daha çiftçilik öldü. Bitti. Su falan var mıydı çeşmede? Su yoktu, çeşme yoktu. Çaydan getirirlerdi derelerden arkalarıyla. Evet. Çok zor çekti yani. Gene bizden öncekileri çok zor çekmiş de bize yani bir normal yaşa girdiğimiz zaman köye su geldi. Geldi değil mi? Geldi. Sizin bizim dönemde elektrik var mıydı? Elektrik yok. Elektrik yok. Yoktu. Neyle ışıtıyordunuz? Gaz lambası. Gaz lambası. Kandil vardı. Gaz lambası. El lambası. Elektriği, fener. Onlarla evet. Gezerlerdi. Elektrik, ceyran. Ne arasın eskidi? Evet yoktu değil mi? Bu suyu köye şey getirtti. Küçük kılıç. Muhtarıydı. Evet. Muhtarıydı. O zaman geldi sular. Bu geldi ama evlere daha yok. Köylere. Yok. Koca köyde 3 çeşme akıyordu. O çeşmeden taşıyor. O da belediye, Damal Belediyesi'yle desteğiyle geldiler. Evet. Belediye Damal içiyordu, Dereli, Aşağı Gündeş, Yukarı Gündeş, Seyit Veren hep bizim sudan kullanıyorlardı. Anladım. Tabur bile içiyordu bizim sudan. Bu suyun kaynağı neresi? Bu suyun kaynağı Ilgar Dağı. Ilgar Dağı. Ilgar. Oradan. Oradan tanıyor. Oradan köyleri besleniyor. Evet, oradan besleniyor. Dediniz ya araç gerek yok bu. Otuz sapı, çift neyle yapıyordunuz, ne koşuyordunuz? Öküz, at, camış, manda efendime söyleyeyim. Bunlarla yani. Tarım o da yok. Çoğunun da yok. Yok muydu? Yok, ne arasın fakir ailenin olur mu? Gene dediğim gibi göze gelenlerim var. Çoğu atına ektiriyordu, öküzüne ektiriyordu, parayla ektiriyordu. Yani zengin ailelere olmayanlar ektiriyordu. Bu köyde o eskiden hayvancılık çok muydu? Çoğdu, çoğdu. Bu köye 5 tane sürü giriyordu. Davar, küçükbaş. Küçükbaş var mıydı? Küçükbaş çoğdu. Hmm. O da kuşluğa da geliyordu. Kuşluğa geliyordu. Yani. Kuşluğa geliyordu. Onu biraz anlatır mısın? Nasıl? Kuşluğa, bizim dediğiniz büyükbaş hayvan da kuşluğa geliyordu. Evlihane sağılırdı. Mal, davar hep. Gederdik, pırlı ederdik. Evliğe yerişirdik ki davar gelecek. Davarı sağır. Bir daha gederdik. Şimdi ne olmuş millet? Durnalıkta otluyor ya. Dur hele Müşkünaz teyze. Şimdi sen geliyorsun işten. Ya? Davarı sağıyorsun. Davarı ineğe sağıyorsun, geri işe gidiyorsun. Bir de araziye gidiyorsun. Bir de araziye gidiyorsun. Pırıl ediyorsun, geliyorsun vesaire. Eskiden yolma da çok var. Çok durmuş. Yolma zaman da var. O zaman hiç yani yılmadınız mı? Yılmıyorduk. Biz o işi havaslanarak yapıyorduk. Şimdi insanlara bakıyorum. Ben yani bunların gördüğü işe ben hiç. Şimdiki yani, gençler biraz. Yok, çok çok geriye çekti. Maalesef tarımdan kopuk, evet. Kopuk, dediğiniz kopuk, gibi. Kopuk. Toprağa baksan toprak insanı besliyor da bakan yok.
Bak evet. Yok. Evet. Güzel bölgeniz var. Toprağınız güzel. Toprak güzel ama adam olacak ki onu değerlendirin. Köyünüz güzel ama güzel. İşleyen yok diyor. İşleyen yok. İşleyen yok. Buraya Diyarbakır'ı giriyor. Eskiden bak evet. 5 tane sürü bu köyde. Öküz var, camış var, efendime inek var. İnek de var mıydı? Çok, çok, çok. Koca nahır yayılıyordu. Dağda 3 çoban gidiyordu. Öküz arabalar evet. Yayılırdı. İnek ayrı. Buraya hiç yabancı arabalar girmezdi yani. Allah saman alayım, ot alayım o yok. Kendimizi yani bir evde en azından 10 tane nüfus vardı. Böyle koş da yoğurdu, vardı. Gerçek vardı. Onları bu toprağından tahmin ediyorlardı. Hindi yetmiyor. Bu erkekler ne iş yapıyordu hani? Erkekler yapıyordu. Erkekler buranın işini bitirir. Evet. Biçer, eker, baharın eker, kuzun biçer, kışın İstanbul'a gelirlerdi. İstanbul'a gelir, orada çalışır, baharın geri gelirlerdi. Erkeklerin çift işi de sürme. Çift sürmeye, ekecek, biçecek, içeriye tahmin edecek ki çocuklarına, kadınlar evde kala, onlar gelen kara gidi. Anladım. Kadınlar kışın bakardı. Evet. Onlar da giderdi. Onların işi de zordu. Yani bir çeliğiyle, çocuğuyla oturup da bir rahat yaşantıları yoktu. Yazın anladım. Buradalar, kışın oradalar. Evet. Orada da çalışıyor inşaatta, oradan... İnşaatta tahmin ediyor işte, kendimizi idare ediyorduk inşaatına. O kadar oradan para kazanıp oradan getiriyor. Kazanıp getiriyorlardı. Evet. Bu ektiğiniz tarlalara gübre atıyor muydunuz? Gübre yoğdu. Gübre yoğdu, gübre soğundan hayvan çıktı. Hayvan gübresi mi atıyordu? Hayvan gübresi olan atıyordu. Olmayan ne yaksın? Tezek de yok. Tezek de değil ya, mi? Onu götürüp dökecekti, yakacak yok. Anladım. Anladın mı? Çok zor şartlarla yaşadı insan. Oyun dediniz de... Baştan da demiştiniz Alogil'in İbrahim varmış. Evet. Şimdi Gürcistan'a bağlı Akıskaya koyun götürüyormuş. Onu bilir duydun mu? Onu biliyorum. Dedemin başına da bir serenceler geçmiş. Benim babam ana diyordu. Evet. Dedem bu Alogil'in bayram var. İbiş diyorlardı. Onu evet. Diyeyim ki tanıyorlar. Ondan bu dedem davar götürmüş Akıskaya satmaya. Evet. Oraya götürüyorlar. Bunlar satıyor. Bunlar 3-4 adam takip ediyor. Yani, deden alo İbrahim. İbrahim'in evet. Bayram emmimi. Bayram evet. Da Abbas'ın ne babası. Evet. Bunları takip ediyor. Dedem çok akıllı bir şeymiş. Diyor ki Bayram emme diyor ki bizi diyor takip ediyorlar. Bunlar bizim evimizi kesecek. Ahır mal davar satmışlar da para var. Evet. Akıskada oluyor. Akıskada bunları takip ediyorlar. Bunlar bir Akıskada bir şeye giriyorlar mağazaya vesaire. O da evet. Der bekar ya. Evet. Bir şeyler ya, almış o öyle yani şey, evli he var. Yani kızlarının neyini. Dedem bunu anıyor, onun aklı biraz kesmiyor evet. Der Bayram emin. Bunlar yola çıkıyor ama dedem biliyor ki bizim oğumuzu kesecekler. Atına mı neyle geliyor? Yayan. Yayan geliyor. Yayan gitmişler. Davarı götürmüş satmışlar Akıskada yayan geliyor. Parayı da cebine koydular. Parayı da koydular. 3 tane adam da bunları takip etmiş ama dedem anıyor. Evet tabii. Bunlar ipi deden devamlı oraya ticaret yapıyormuş bu koyun ticareti. Yapıyormuş, orada satıyormuş. Dedem ondan zaten, sezmiş demek ki. Dedem zaten Urus devrinde muhtarlık etmiş iki dönüm. Bu köyde. Bu köyde muhtarmış, Urus devrine oraya bağlıymış Akıskaya. Bunlar ipi bir çıkıyor, geliyor, o arkaya dönüyorlar ki o 3 tane adam geliyor. Dedem tanımış. Evet. Bunlar geliyorlar, soyuyorlar. Paralarının neyini alıyorlar. Bunlar biraz malzeme almışlar. Eskiden pırtı ne arasın? Biraz ufak tefek bir şeyler almışlar aileye. Evet, pırtı dediğiniz... Yani şey, giyecek eskiden getirip terziler burada dikiyormuş parça. Anladım. Efendime bunlar soyuyorlar dedeme diyor ki dalı dön diyor biz sizi vuracak. He. O Bayram emmim ağlamış. Evet. Korkmuş dedem demiş ki hiç korkma demiş. Bizim alnımıza ne yazılmış o gelir. Bunun dedemle dalını dönüyor adam ikisi kalkıyor vurmaya biri geri mehremete geliyor. Diyor ki siz diyor bunları niye vuruyorsunuz? Bunların diyor parasını aldık. Evet. Malzemesini aldık. Bunların diyor evde çoluğu çocuğu kadınları gözlüyor, aileleri gözlüyor. Yazık günah değil mi? Siz bunları diyor vurursanız ben de sizi vuracağım. Geri arkadaşın. O gücü soyguncu mu diyor? Soyguncunun biri geri mehremete gelmiş. Dedem o zaman bakıyor ki o adam bunları döndürüyor. Yoksa dedem diyormuş ki bizi onlar orada vuracağı. Eskiden yaşantı zormuş. Zor değil mi? Evet. Tak Akıskaya adam mal götürüyor, yayan satıyor, geri geliyor. Evet. Ya? Hayat zormuş. Yani. Hayat zormuş. Şimdi ne olmuş? Uçağa biniyorsun, yarım saate İstanbul'da, bir saate İstanbul'dasın.
Evet. Eskiden öyleymiş. Duyduklarım o. Benim dedemi canım görmedim de babam ana diyordu. Evet. Dedeme yeriştim yani ufadım aklım. Dedemin öldüğü kıtlı takılma geliyor da babam anadırdı. Evet. Onların başına bu iş geçmişti. Dedik ya eskiden ulaşım neyine sağlanır? Hani bir hastalık, bir doğum falan olunca. Doğum ve at kıza. Evet. Gene at kıza. Yani doğum yapan kadına duyduğunuza göre siz de yaşamışsınız. Genelde burada mı olurdu? Burada. Hastaneye mi götürdünüz? Hastaneye artık yani ayıptır söylemesi doğuramayanları götürüyorlardı. O da at kıza aynen gene dediğim gibi kasabaya kadar gidecek. Orada bir şey bula da gidesin. Burada hep burada doğuruyor. Ulaşım zor dedi mi? Ulaşım zor. Burada bilen var mıydı bu işi? Burada yani? Da yani gene işte kadınlar yani ebe evet. olarak yani ebe, bilenler yani. Bilenler. Bilenler de yardım yani ediyor. Yani bu kırık çıkığı da vardı. Burada vardı. Burada yapan. Burada vardı. Kırık çıkık saranlar vardı. Evet. Bu Hüseyin'in vardı. Topal Hüseyin'i diyeyim. Güllü budak. O bayağı evet. yani böyle sınıkçıydı. Anlıyordu. O işte. Anlıyordu, çok anlıyordu. O nerede öğrenmiş ki bu işi? O da öyle işte bilemiyorum. Kendi merak eden her şeyi öğrenir. Değil yani mi? Bu merakla yani. Kafa, kırığı falan götürüp. Kırığı biliyor, o yapıyordu. O hayvanların ayağı da kırılsa insanların olurdu, o sarardı. O biliyordu. Muşkunas teyze, dediniz ya genelde kadınlar burada evde doğum yapar. Evde doğum, hep evde doğum. Burada o işi bilen birisi var mıydı? Burada da vardı bir şeydi. Abi Güllük gelin Zeynep diyorlar. Korkuz diyeyim ki tanıyasın. Evet. O Zeynep vardı. Abi İramatlık Kudret bacım vardı. Onlar anıyordu. Kudret kim? Kudret de abi Topal Nillez'in eşi. Gene benim babamın dayısının kızıydı. O gene benim akrabam. Kudret Güllübudak mı oluyor? Güllübudak. O da Güllübudak. Evet. Onlarıyla anıyordu işte biraz anlayanlar şey diyor kadınlara yani. Kadınlar eskiden hastane ne arasın, doktor ne arasın, çocuğa doktor ne arasın. Sondan yani bu çiçek aşısı ne icat oldu? Önceden yoğumuş. Evet. Dediniz ya hani hayat zordu. Zor. Erkekler İstanbul'a gidiyordu. Kadınlar, biz de kışın burada mala davara bakıyorduk. O da nasıl kış vardı böyle kış mı ki? Böyle kar yok var böyle mı? Kar ne arasın? O eskiden sen yol bulamıyordun ki gelesin. Gidesin, su getiresin, arkana duvarların başından geliyorduk. Şimdi kar yok ki. Kar yok. Yok. Genelde ev işleri, ahır işleri miydi? Ahır. Kadınlar günü var mıydı? Kadınlar hani sosyal aktivite var mıydı? Hani? Kadınlar günü ne yani öyle şey yok da birbirimize giderdik, birbirimizi halını hatırını sorardık. Yani komşuluk ilişkileri iyi miydi? Komşuluk çok iyiydi. Çok. Birbirinin yani şey noksanlarını tahmin ederlerdi evet. birbirinden. Şimdi yok. Eskiden çok iyiydiler.